Merhaba arkadaşlar. AYT Kimya Son Tekrar serisini 12. sınıfın 2. ünitesi olan ve organik kimyaya başlangıç niteliğinde olan karbon kimyasına giriş ünitesiyle devam ediyoruz. Tabii ki her tekrar videosunun başında söylediğim gibi bu bir özet tekrardır ve daha önce bu ünite yeterince çalışmış arkadaşlar için faydalı olacaktır. O arkadaşlar için işte son bir tekrar dikkat edilmesi gereken noktalar önemli noktalar niteliğindedir. Daha önce hiç bu üniteye çalışmadıysanız arkadaşlar ayrıntılı konu anlatım videolarını izleyebilir, soru çözüm videolarını izleyebilir veya konu anlatım kitaplarınızdan not çıkartarak çalışıp daha sonra bu tekrar videosunu değerlendirebilirsiniz arkadaşlar deyip şöyle başlayalım isterseniz. Öncelikle organik ve anorganik bileşikleri inceleyip bunun arasındaki temel farklara bakarak başlayacağız. Organik bileşikler arkadaşlar yapısında temel olarak karbon ve hidrojen elementi içeren ki karbonu mutlaka içermek zorunda olan bileşiklerdir. Anorganik bileşikler ise ki inorganik de denilir ama biz genel olarak anorganiği kullanacağız. İnorganiği pek kullanmayacağız. Yapısında temel olarak karbon elementi içermeyen bileşikler diyebiliriz ama karbon elementi içerip anorganik olan bileşikler de vardır. O istisnalara da bakacağız. Organik maddeler ilk kez Berzelius tarafından ifade edilmiştir ve Berzelius organik maddeleri yalnızca ve yalnızca canlı organizmalar tarafından sentezlenebileceğini ifade etmiştir. Yani yapay olarak siz organik madde sentezleyemezsiniz diyor Berzelius. Yani sadece canlı organizmalar, canlılar bunu sentezleyebilir diyor. Peki canlılar nasıl sentezler? Barzelyus arkadaşlar bunu şöyle ifade ediyor. Canlıların yapısında canlıların içerisinde bir süper güç vardır. Bir yaşam gücü vardır ki buna vitalizm de denir. Ve bu süper güç sayesinde işte organik maddeler sentezlenebilir gibi bir düşüncesi var. Ve Barzelyus'un bu yaşam gücü olmadan organik madde üretilemeyeceği görüşü 1828 yılındaki kimya için bir devrimdir arkadaşlar bu. Alman bir kimyacı olan Friedrich Wöhler tarafından ilk kez Anorganik bir madde olan potasyum siyanürden organik bir madde olan üre sentezlenmiştir. Yani artık Berzelius'un işte sadece canlılar tarafından organik maddeler sentezlenebilir düşüncesi yıkılmıştır. Yapay olarak da yani endüstriyel olarak da arkadaşlar organik maddeler sentezlenebileceği bulunmuştur. Ve o günden itibaren yani 1828 yılından itibaren organik maddelerle ilgili araştırmalar çok artmıştır ve o günden bugüne milyonlarca organik madde sentezlenmiş. Hala da sentezleniyordur. Sayıları sayılamayacak kadar çoktur organik maddelerin. Peki böyle potasyum siyonürden üreyi hangi adımlarda sentezlemiş arkadaşlar? 3 adımda sentezlemiş. Bunu genel olarak sadece göz doygunluğu olarak görmeniz yeterli. Bu 3 adım tepkimi ezberlemenize gerek yok arkadaşlar. Siz sadece işte ilk kez organik bir maddeyi sentezlediğini bilmeniz aslında yeterlidir. Şimdi tepkimeleri de yine de inceleyecek olursak arkadaşlar. Öncelikle potasyum siyonürle kurşun oksitin tepkimesinden potasyum siyonat elde ediyor. Ve açığa da kurşun oksit çıkıyor. Potasyum da arkadaşlar amonyum sülfatla tepkimeye sokarak potasyum sülfat ve amonyum siyanat elde ediyor. Daha sonra amonyum siyanatı ısıttığı zaman ortaya ürenin çıktığını görüyor arkadaşlar ve bu şekilde ilk kez bir organik bileşiği bir anorganik bileşikten sentezlemiş oluyor. Geçtim burayı. Şimdi anorganik ve organik bileşiklerin özelliklerini inceleyerek devam edelim. Arkadaşlar organik bileşiklerin temel kaynağı, ana kaynağı canlılardır ve canlı kalıntılardır. Ve yapısında mutlaka karbon atomu içermek zorundadır. İşte bu bileşikler arkadaşlar biz organik bileşikler diyoruz. Tabii ki karbon atomu içerdiği gibi aynı zamanda çok büyük oranda yapısında hidrojende bulundurur arkadaşlar organik bileşikler. Örneğin CH4 bir organik bileşiktir. C2H2, C6H6, C2H5OH, CH3NH2. CH3 bunlar organik bileşiklerdir. Ama aynı zamanda hidrojen olmayan örneğin karbon tetraklorür de organik bir bileşiktir diyebiliriz. Yani bunu istisna olarak da düşünebilirsiniz. Yani yapısını aslında şöyle diyebilirsiniz. Yapısında karbon hidrojen bağı, karbon hidrojen elementi içeren arkadaşlar bileşikler organik bileşikler diyebilirsiniz. Anorganik bileşiklerin ise arkadaşlar ana kaynağı doğada bulunan minerallerdir. Ve genellikle arkadaşlar karbon atomu içermez. Ama bakın genellikle diyoruz çünkü karbon atomu içeren istisnaları da vardır. Biz işte arkadaşlar işte ana kaynağı mineral olan ve karbon atomu içermeyen bileşiklere anorganik bileşikler diyoruz. Tabii ki inorganik de denilir ama pek kullanmayacağız tabii ki başta dediğim gibi. Örneğin arkadaşlar asitler bazılar tabii genel olarak asit olup organik olan asitler de vardır. Organik olan bazılar da vardır ama genel olarak asitler bazılar tuzlar işte oksit sınıfı bileşikler anorganiktir diyebiliriz. Örneğin hidroklorik asit, HF, sodyum hidroksit, sodyum klorür, kalsiyum oksit, su arkadaşlar anorganik bileşiklerdir ki bunlara baktığınız zaman arkadaşlar yapısında herhangi bir şekilde karbon elementini görmüyorsunuz arkadaşlar. Yani karbon yoksa direkt zaten anorganik deyip geçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi organik bileşiklerin yapısında temel olarak karbon ve hidrojen atomları vardır. Bunların yanı sıra arkadaşlar aynı zamanda işte kükürt, oksijen, azot ve 7A grubu elementleri dediğimiz yani halojen grubu dediğimiz flor, klor, brom, iyot da olabilir. Aynı zamanda metaller de bulunabilir çok az da olsa. Ancak arkadaşlar yapısında karbon atomu olmasına rağmen anorganik olan yani organik olmayan bileşiklerde vardır ve bunların sayısı çok azdır ve istisnadır arkadaşlar aslında. Örneğin bakın bunu direkt şöyle de yorumlayabilirsiniz. Yani karbon hidrojen bağı var mı? Yani karbon var ama karbonla hidrojen bağı yapmış mı? Yapmamış. O zaman anorganik diyebilirsiniz. Mesela karbon monoksit arkadaşlar direkt anorganik bir bileşiktir. Karbon var ama hidrojenle bir bağ yapmadığı için arkadaşlar buna anorganik diyebilirsiniz. Ya da karbondioksit ya da karbon disülfür arkadaşlar anorganik bileşiklere karbon olmasına rağmen. Anorganik olan bileşiklere örnek verilebilir. Ya da yapısında siyanür ve karbonat iyonları taşıyan bileşikler de arkadaşlar direkt olarak anorganik bileşiklerdir. Yani yapısında karbon içermesine rağmen ki arkadaşlar bakın. Diyeceksiniz ki hocam burada karbon hidrojen var işte organik olmasına lazım ama burada karbon arkadaşlar burada hidrojenle bağ yapmıyor. Burada siyanür köküyle siyanür iyonuyla arkadaşlar hidrojen bağ yapıyor. Dolayısıyla bu anlamda bu bileşik anorganik bileşiktir. Aynı şekilde buradaki de yine karbonat köküyle hidrojen bağ yapıyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Siyanür ve karbonat kökü varsa hatta bir karbonat kökü varsa da arkadaşlar yine yani hco3- iyonu varsa da anorganik bileşik diyebilirsiniz. İşte sodyum karbonat, potasyum sönür, kalsiyum karbonat arkadaşlar bunlara örnek verebiliriz. Yani karbon atomu içermesine rağmen bunlar organik bileşik değildir arkadaşlar. Anorganik bileşiktir diyebiliriz. Ama tabii ki arkadaşlar bu kısım önemlidir gerçekten. Yani yapısında karbon olmasına rağmen organik olmayan bileşikler önemlidir arkadaşlar. Sınavda karşınıza gelebilir arkadaşlar. Bu kısma dikkat edin. Geçtim burayı. Şimdi arkadaşlar organik bileşik ve anorganik bileşik arasındaki temel farklara bakalım. Şimdi organik bileşiklerin zaten temel kaynağının canlı ve canlı kalıntıları olduğunu söylemiştik. İşte petrol, doğalgaz, kömür bunların hepsi organik bileşiklerdir. Anorganik bileşiklerin ise temel kaynağının doğadaki mineraller olduğunu söylemiştik. İşte tuzlar, oksitler, asitler, bazılar. buna örnek verilebilir. Organik bileşiklerin erime ve kaynama noktaları genellikle çok düşüktür. Anorganik bileşiklerin ise arkadaşlar yine genel olarak erime ve kaynama noktaları genellikle çok yüksektir. Örneğin arkadaşlar sofra tuzu olan sodyum klorür Erime noktası 800 derece, kaynama noktası 1000 derecelere yakındır arkadaşlar. Organik bileşiklerin tepkimeleri çok yavaştır. Hatta o kadar yavaştır ki tepkimeler hızlansın diye arkadaşlar katalizör ilave edilir. Anorganik maddelerin ise genellikle tepkimeleri hızlıdır arkadaşlar. Organik maddeler genellikle kendilerine has karakteristik kokuları vardır. Anorganik bileşikler ise yine genel olarak kokusuzdurlar. Organik bileşikler yanıcıdırlar ve yandıkları zaman genellikle açığa karbondioksit ve su çıkar. Anorganik bileşikler ise genel olarak yanıcı değildir, yanmazlar diyebiliriz. Organik bileşiklerin sayısı çok fazladır arkadaşlar. Bazı kaynaklarda işte 10 milyon der, bazı kaynaklarda 100 milyon, hatta bazı kaynaklarda 1 milyar bile der arkadaşlar. Yani bunu şöyle diyebiliriz, sayılamayacak kadar çok diyebiliriz. Kıyasla arkadaşlar anorganik bileşiklerin sayısı daha azdır organik bileşiklere göre. Bu sayıda arkadaşlar birçok kaynakta 100 bin olarak ifade ediliyor. Yani 100 bin ile mesela 1 milyarı kıyasladığın zaman 100 bin çok az kalmış oluyor arkadaşlar. Organik bileşikler genellikle kovalent karakterlidir. Yani kovalent bağlı bileşiklerdir ama az da olsa iyonik bağlı organik bileşik vardır. Anorganik bileşikler ise arkadaşlar genellikle iyonik karakterdir. Yani iyonik bağlı bileşiklerdir ama kovalent bağlı bileşik olup anorganik bileşiklerde yine vardır. Yani aslında iyonik, kovalent her ikisi de olabilir ama organik genel olarak kovalent karakterli, anorganikler ise genel olarak iyonik karakterlidir. Burada bazı maddeler verdim arkadaşlar. İşte organik mi değil mi bakalım. Örneğin sadece karbon hidrojen varsa direkt organik diyebilirsiniz. İşte karbon hidrojen var organik. Mesela karbon yok direkt zaten anorganiktir. Karbon var ama hidrojen yok. Karbon monoksit burada organik değildir. İşte karbon hidrojen var organik. Karbon var ama karbonat iyonu içeriyor arkadaşlar. Bu organik değildir. İşte karbon hidrojen var organik. İşte karbon hidrojen var organik. Karbon hidrojen var organik diyebiliriz. Geçtim. Basit ve molekül formülü kısmıyla devam edelim ki arkadaşlar bu ünitenin tek hesaplama yani sayısal kısmı burasıdır. Molekül formülü hesaplama soruları olarak da geçer arkadaşlar. Biz önce basit ve molekül formülünün ne olduğunu inceleyerek başlayalım. Şimdi arkadaşlar bir organik bileşi oluşturan elementlerin gerçek atom sayılarının verildiği formüle o bileşin işte molekül formülü ya da gerçek formül denir. Örneğin C6H14 bir molekül formülü gerçek formüldür veya C2H5OH gerçek formüldür. Siz buradaki sayıları arkadaşlar bu atomların sayılarını en sade olacak şekilde bir sayı ile bölebiliyorsanız işte o böldüğünüz sayıyla oluşan formüle de basit formül denir. Örneğin burada 6 ve 14 arkadaşlar ikisi de ortak olarak 2'ye bölünebiliyor. İkisini de 2'ye bölerseniz C3 H7 elde edersiniz. İşte arkadaşlar burada C3 H7 basit formüldür. Yani organik bileşikteki elementlerin türünü bakın karbon hidrojen içeriyordu. Basit formülde de karbon hidrojen olduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda atom sayılarının birbirine oranını gösteren yani 6'ya 14 oranı buradan da görebiliyorsunuz. 6'ya 14 oran 3'e 7 oranı eşittir. İşte bu formüle basit formül ya da kaba formül denilir arkadaşlar. Tabi bu şekilde uygun sayılarla sadeleşebildiği gibi hiçbir sayıda sadeleşmiyor olabilir. Örneğin C2H5OH'da 2 karbon var, 6 hidrojen var, 1 tane oksijen var. Yani buradaki hiçbir sayı ortak bir sayıya bölemezsiniz. Dolayısıyla burada molekül formülü ile basit formülü aynıdır. Yani bu da yine basit formülde de C2H5OH yazılır. Aynı zamanda bir moleküldeki atomların gerçek sayılarını yani molekül formülüne göre yazıyorsunuz ve bağlanma şekillerini yani aradaki bağları da gösterecek şekildeki formüle yapı formülü ya da açık formül denir arkadaşlar. Yani siz burada C6H14'ün yapı formülünü karbonlar arasındaki tüm bağları ve karbonla hidrojen arasındaki tüm bağları göstererek ifade edebilirsiniz. Örneğin 6 tane karbon şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buna şöyle toplam 14 tane de arkadaşlar hidrojen bağlanır. Bu şekilde gösteriyorsanız açık formülünü yazmışsınız demektir. Hepsinin ucuna hidrojeni yazmayacağım arkadaşlar. Hepsinin ucuna hidrojen yazdığımı düşünün. Bu bunun yapı formülüdür, açık formülüdür diyebilirim. Örneğin C2H5OH yani etil alkol için de yapı formülünü yazacak olursak arkadaşlar şöyle yaparız. İşte karbonla karbon arasında bağ var. Şuradaki karbona 3 tane hidrojen bağlanmıştır. Buradaki karbon arkadaşlar oksijen. Bu oksijene de bir hidrojen bağlanmış. Karbon 4 bağını yapmak için 2 tane de hidrojen buraya. Dolayısıyla toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane hidrojen bu şekilde yerleşmiş. Oksijen de bu şekilde. Hatta arkadaşlar şuraya oksijen de ortaklanmamış elektronlarını çizerek buradaki etil alkolün yapı formülü bu şekilde gösterebilirsiniz arkadaşlar. Geçtim. Tabi dediğim gibi burada molekül formülü hesaplama soruları temeldir arkadaşlar. Tabi çok fazla soru tipi var ama en temel soru tipinde arkadaşlar burada bir örnekle inceleyelim isterseniz. Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan 7.4 gram bileşik yakıldığında ki tamamen yakıldığında şöyle tamamen diyelim. Tamamen yakıldığında normal koşullarda 6,72 litre karbondioksit gazı, ve 5.4 gram su oluşmaktadır diyor. Bileşiğin mol kütlesi de 74 gram ise molekül formülünü bulunuz diyor. Ve soruda arkadaşlar parantez içerisinde hidrojen, karbon ve oksijenin de mol kütlesini vermiş. Arkadaşlar bu klasik bir soru tarzıdır. Ve çözerken şöyle çözmeniz gerekiyor. Şimdi karbon, hidrojen ve oksijenden oluştuğunu söylüyor ama siz kaç tane karbon, kaç tane hidrojen, kaç tane oksijen olduğunu bilmiyorsunuz. Aslında onu bulmaya çalışıyorsunuz. Şöyle diyelim karbon işte A tane olsun, hidrojen B tane olsun, oksijen de C tane olsun. Ve bunu arkadaşlar siz oksijenle tepkimeye sokuyorsunuz ve tepkime sonucunda karbondioksit ve su oluştuğunu biliyorsunuz. Burada arkadaşlar aslında soruda size şu veriliyor. Karbondioksit ve suyun molünü aslında arkadaşlar bir şekilde bulmanız için bazı ifadeler veriyor. Yani bazen de oradan molünü veriyor. Mesela diyor ki işte 5 mol karbondioksit işte 3 mol su gibi. İşte bazen işte gaz için hacmini veriyor ya da kütlesini veriyor. Yani siz buradan mole geçiyorsunuz aslında. Şimdi karbondioksit için normal koşullarda 6,72 litre diyor. E siz normal koşullarda e, 1 molün 22,4 litre olduğunu biliyorsunuz. O zaman 6,72'ye 22,4'e bölerseniz karbondioksit molünü bulabilirsiniz. Bakın yukarıya doğru 3 katı görebilirsiniz arkadaşlar. Yani 3 çarpı 22, 66, 3 kere 4, 12, 67.2 ama bir virgül geri gelmeniz gerekir. Yani burada arkadaşlar karbondioksit yani 6,72 litre olan karbondioksitin 0,3 mol olduğunu görebilirsiniz. Aynı şekilde arkadaşlar suyun da kütlesini vermiş. Kütleden arkadaşlar mole en eşittir m bölü geçebilirsiniz. İşte emi 5.4. Suyun eması da arkadaşlar 2 tane hidrojen. 2 işte oksijen 16 18'dir. 5.4'ü de arkadaşlar 18'e bölerseniz yine arkadaşlar 3 katı 54'tür. Yani burası da yine 0,3 mol'dur. Arkadaşlar burada farklı farklı yöntemler izleyebilir olmakla birlikte arkadaşlar aslında şunu yapmanız gerekiyor. Yani siz bu bileşik 7.4 gram olduğunu size söylemiş ya şimdi bunun tamamı 7.4 gram. Siz buradaki karbonun kaç gram olduğunu bulursanız aslında buradaki karbonun da kaç gram olduğunu bulmuş olursunuz. Buradaki hidrojenin kaç gram olduğunu bulursanız buradaki hidrojenin de kaç gram olduğunu bulursunuz. E tamamı 7.4'ten oksijeni de bulursunuz. Peki arkadaşlar bu bileşiğin normalde karbondioksitin 1 molünde kaç gram karbon var? 12 gram karbon var. E 1 molünde 12 gram karbon varsa e bizim elimizde 0.3 mol var. Acaba 0,3 molünde ne kadar karbon var diyorsunuz? İşte ne kadar vardır? İşte 12'yi 0.3 ile çarp 3,6. Şimdi burada 3,6 gram karbon var. O zaman burada da 3,6 gram var. Buraya da getirip 3,6 gram diyorsunuz. Peki normalde 1 mol suda kaç gram hidrojen var arkadaşlar? 2 gram. Yani bakın 1 molde 2 gram hidrojen varsa. E peki benim elimde kaç mol var? 0,3 mol var. Acaba 0,3 molde kaç gram hidrojen var diyorum. E buradan da 0,3 çarpı 2'den 0,6 mol olduğunu, 0,6 gram olduğunu görebilirsiniz. E burada 0,6 gram varsa burada da 0,6 gramdır diyorsunuz. Ya oksijeni de böyle bulabilirsiniz aslında ama durum şu. Buradaki oksijenin ne kadar kütlesi olduğunu bilmiyorsunuz. Yani siz buradaki oksijenin kütlesini, buradaki oksijenin kütlesini bulabilirsiniz ama siz buradakini bilmediğiniz için buradakini bulamazsınız. Dolayısıyla burada yapmanız gereken karbon ve hidrojenin kütlesini bulmak ve burada aynen yerine yazmak. Şimdi 3.6 gram karbon, 0.6 gram hidrojen var. E tamamı 7.4. E 7.4'ten arkadaşlar 3.6 0.6'da 4.2. E 4.2'yi çıkartırsanız arkadaşlar buradan 3.2'yi bulursunuz. Yani burada oksijenin kütlesinin 3.2 gram olduğunu bulduk. Şimdi buradan sonra arkadaşlar bakın elinizde siz 3.6 gram karbon, 0.6 gram hidrojen ve 3.2 gram oksijen olduğunu biliyorsunuz. Bunları arkadaşlar MA'sına bölerek oksijen, karbon ve hidrojenin kaç mol olduğunu buluyorsunuz ve getirip şuradaki sayılara yani şuradaki ABC yerine bu sayıları yazıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra uygun sayılarla genişleterek basit formülü buluyorsunuz. Yani ne demek istiyorum arkadaşlar? Burada 3.6 gram karbon acaba kaç mol bunu şöyle bulabilirsiniz. N karbon 3.6 MA'sı kaçtı? 12. 3.6'yı 12'ye bölerseniz 0.3 mol'ü bulabilirsiniz. Yani 0.3 mol karbon var. Tabi bakın 3.6'yı 12'ye bölün 0.3 ama buradan da zaten 0.3 mol olduğunu görmüştük aslında. Yani bileşik 0.3 mol. E karbon da 0.3 mol'dü. Ama biz niye getirip 0.3 mol direkt yazmadık? Bize kütlesi lazımdı arkadaşlar. Önce kütlesini bulduk çünkü oksijenin kütlesini bulmak için. Aynı şekilde arkadaşlar yani burada isteseniz 3.6'yı 12'ye bölmenize gerek yok. Direkt 0.3 çarpı 1'den 0.3 mol diyebilirdiniz. Mesela hidrojen için şunu direkt diyebiliriz aslında. Bu bileşik 0.3 mol ile 2 ile çarp 0.6 mol hidrojen var diyebilirsiniz. E zaten şöyle de görüyorsunuz 0.6 bölü 1'den 0.6'yı görebilirsiniz. Ama oksijen arkadaşlar bakın buradan buluyorsunuz. 3.2 gram vardı. 3.2 bölü eması kaç oksijenin 16. 3.2 16'ya bölerseniz arkadaşlar 0.2 mol buluyorsunuz. Şimdi bulduğunuz bu sayılar arkadaşlar getirip burada ABC yerine yazıyorsunuz. Bakın karbon o zaman ne oluyor? Karbon 0,3. Hidrojen 0,6. Oksijen 0,2. Daha sonra arkadaşlar bu sayıları öyle bir sayı ile çarpın bölün ki en sade şekilde yazılsın. Yani böyle zaten ondalıklı bir şekilde bir bileşik yazılamaz. Şimdi arkadaşlar hepsini bir onla çarpalım arkadaşlar. Ne olur? Karbon 3, hidrojen 6, oksijen 2. Yani 3, 6, 2 herhangi bir sayıyla daha sadeleşmiyor. O zaman bu ne diyebiliriz arkadaşlar? En basit formülü diyebiliriz. Yani bu basit formül, kaba formül diyebiliriz. Ama bize basit formülü sormuyor arkadaşlar. Molekül formülü soruyor. Peki basit formülden molekül formülüne nasıl geçeceğim? E biz molekül formülünün emasını biliyoruz. 74. E bu basit formülün arkadaşlar emasını bulursak oradan en sayısını bulup oradan geçebiliriz. Şimdi bunun arkadaşlar bu basit formülün emasını bulalım. 3 tane karbon var 36. 1 tane hidrojen var 6. 2 tane oksijen var 32. E topladığımız zaman 68, 74 geliyor. Aslında burada şunu görüyoruz arkadaşlar. Basit formülüyle molekül formülü aynıymış. O zaman sorunun burada bittiğini görüyoruz. Ama şöyle verebilirdi mesela. İşte mol kütlesi mesela 148 verirdi. Diyelim ki 148 olsun mol kütlesi. E mol kütlesi 148 ise diyorsun ki e basit formülü eması 74. E mol kütlesi 148 gerçek formülde. O zaman gerçek formülü şöyle diyebilirsin. C6H12O4 diyebilirsiniz arkadaşlar. Sorular bu şekilde gelir. Benim çözme yöntemi bu arkadaşlar ki en doğru yol bu ama başka daha pratik yollarda yine görebilirsiniz arkadaşlar. Tabi bu bir so temel soru tarzıdır bununla ilgili ama başka başka soru tipleri de vardır arkadaşlar diyelim ve bu soruya geçelim. Şimdi arkadaşlar karbon elementinin temel özelliklerini inceleyeceğimiz doğada karbon kısmıyla devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar karbon atom numarası 6'dır ve periyodik cetvelin ikinci periyodun 4A grubunda olan bir elementtir karbon ve 4 tane değerlik elektronu vardır. Bunu şöyle bulabilirsiniz yani karbon altında arkadaşlar orbital dizilimini yaparsanız 1s2, 2s2, 2p2 şeklinde olduğunu görebilirsiniz. En yüksek baş kuantum sayısı bulunan elektronlar değerlik elektronlar diyebilirsiniz. En yüksek baş kuantum sayısı periyodunu verir ikinci periyot. 2 tane 4 tane 2 artı 2'den 4 tane elektronu vardır değerlik elektronu. O yüzden 4 p ile de bittiği için 4a grubundayı bulabilirsiniz ya da e karbon altını zaten klasik olarak katman elektron dizilimi 2 4 şeklinde dizilimini yapıp 2 katman olduğu için ikinci periyot. İşte son katmanda 4 elektron olduğu için 4A grubunda olduğunu bulabilirsiniz. Yani karbon işte değerlik elektron sayısı 4 olan ve ikinci periyot 4A grubunda bulunan bir elementtir arkadaşlar. Şimdi karbon elementin en önemli özelliklerinin başında olan özelliği şudur arkadaşlar. Karbon elementin değerlik elektronları aynı ya da farklı atomlarla bakın aynı yani karbon karbon arasında veya farklı bir atomla ortaklaşa kullanılarak hem tekli hem ikili hem de üçlü bağlar oluşturabiliyor arkadaşlar. Bu sayede karbon atomun 4 tane bağ oluşturabilmesi sonsuz sayıda karbon atomu birbirine bağlanarak işte düz zincirli, halkalı işte dallanmış yapılar oluşturulmasını sağlıyor arkadaşlar. Bakın karbon 4 tane bağ yapar her zaman. Yani sizin karşınıza çıkacak örneklerin tamamında 4 bağ yapmış olacaktır. Karbon 4 bağ yapar. Bu bağları tekli bir şekilde de yapabilir. Başka atomlarla veya karbonla. İkili bağ da yapabilir. Yine karbonlar arasında ya da başka atomlarla. Üçlü bağ da yapabilir. Tabi iki atom arasında dörtlü bağ yapamaz. Yani en az iki atomla yapmak zorunda. Herhangi biriyle 3 bağ yapıp diğeriyle tekli bağ yapabilir veya ikisiyle 2 iki bağ da yapabilir. Her türlü kombinasyonu mümkün arkadaşlar. Burada da baktığınız gibi örneğin işte ikili bağ yaptığı bir örnek düz zincirli. İşte üçlü bağ yapmış ve işte dallanmış. Bu da işte arkadaşlar halkalı bir yapı diyebiliriz arkadaşlar. Geçtim. Karbonun allotropları kısmıyla devam edelim arkadaşlar. Tabi allotrop demek arkadaşlar aynı atomun farklı sayılarla birleşerek oluşturduğu farklı bileşikler moleküller aslında. Örneğin arkadaşlar oksijen iki tane birleşirse işte oksijen oluşturur. Üç tane birleşirse ozon oluşturur. Mesela oksijenle ozon birbirinin allotropudur diyebiliriz. Aynı şekilde arkadaşlar karbonun allotropları da vardır ki bu kısım arkadaşlar gerçekten son derece önemli bir kısımdır. Karbonun allotropları arkadaşlar doğal yani doğada doğrudan bulunan ve yapay olarak ikiye ayrılır. Doğal olanlar elmas ve grafittir. Yapay olanlar ise arkadaşlar fulleren ve grafendir arkadaşlar. Şimdi bunların özelliklerine bakalım. Şu şekilleri de yine görmeniz önemli arkadaşlar. Elmas arkadaşlar doğada bilinen en sert maddelerden biri de doğrudan en sert madde diyebiliriz. İşte cam kesici, delici işte matkap uçlarını ve taş yontucu aletlerde kullanılabiliyor. Bakın elmastaki her bir karbon atomu çevresindeki diğer 4 karbon atomu ile kovalent bağ yapar. Yani kovalent bir kristal zaten kovalent bir katı. Her bir karbon atomu arkadaşlar çevresindeki 4 karbonla arkadaşlar bağ yapıyor. Böyle bir kristalize düzgün istiflenmiş bir düzen oluşuyor arkadaşlar. Şöyle 4 tane bağ yapıyor. Elmas arkadaş elektriği iletmez, ısıyı ise iletebilir. Grafit ise arkadaşlar yine doğal bir allotropudur ki grafit zaten en çok bulunan allotropudur arkadaşlar karbonun. Elmas biraz daha az bulunur ki o yüzden son derece değerlidir arkadaşlar elmas. Grafit arkadaşlar siyah, parlak görünümü ve yumuşak bir yapıya sahiptir. Burada ise her bir karbon atomu aynı düzlemdeki 3 farklı karbon atomu ile bağ yaparak altıgen bir yapı oluşturuyor arkadaşlar. Bakın şöyle altıgen yapılar oluşturuyor altıgen halkalarda hatta birbirine birleşiyor arkadaşlar şu şekilde. Bu altıgen halkalar ise arkadaşlar bakın alt alta tabakalar halindedir. Yani burada bir altıgen halkalar var, burada altıgen halkalar var, burada altıgen halkalar var. Böyle tabakalar var arkadaşlar. Ve bu tabakalar arasında yani şuralarda arkadaşlar zayıf bağlar vardır, zayıf etkileşimler vardır. Hatta zayıf van der Waals bağları diyebiliriz. İşte bu zayıf etkileşimler sayesinde arkadaşlar grafit ametal olmasına rağmen elektriği ileten tek ametal grafit'tir arkadaşlar. Isı ve elektriği pi bağlarındaki elektronların hareketiyle iletebilir. Yani şuradaki bağlar arkadaşlar pi bağlarıdır. Buradaki hareketlerden kaynaklı elektriği iletebiliyor arkadaşlar. Grafit zaten ametaller genel olarak elektriği iletmez deriz. İstisna olarak işte sadece grafit hariç deriz hep böyle 9. sınıf TYT bilgilerinde. İşte bunun sebebi arkadaşlar buradaki altıgen tabakalar arasındaki zayıf bağlardan kaynaklı grafit ...elektriği iletebiliyor arkadaşlar. Özellikle şey, bilgisayarda daktilo gibi sistemlerde işte elek işte tuşların altında elektrik iletkenliği kullanılıyor. Ve grafitten türeyen yapay allotroplar olan fulleren ve grafen de yine elektriği iletebilir. Fulleren arkadaşlar nanometre boyutunda yani çok çok küçük olan yapay allotroplardır. İşte top, tüp ve çubuk ve halka şeklinde sınıflandırılabilir. Yani bu şekillerde olabiliyor. İşte beşgen, altıgen veya yedigen halkalar oluşturabiliyor çok küçük boyutlarda olmaları sebebiyle full öğrenler, nanoteknolojide önemli bir yer, yere sahiptir arkadaşlar. Nanoteknolojide kullanılıyor. Çok düşük sıcaklıklarda bile elektriksel iletkenliğe sahip oldukları için süper iletken olarak da full kullanılıyor. Dediğim gibi grafitten zaten sentezleniyor yapay olarak. Grafen de yine arkadaşlar aynı şekilde karbon atomlarının altıgen halkalardan oluşan bir bal peteği gibi örgü yapısına sıralanmasını elde edilir. İki boyutlu düzlemsel bir yapıya sahip olan karbonun bir yapay allotropudur. Saydam olan grafenin tabakası ısı ve elektriği çok hızlı bir şekilde iletir. Yoğunluğu arkadaşlar çelikten 6 kat daha düşük olan grafen çelikten 6 kat daha sert fakat 13 kat daha fazla esneme özelliğine sahiptir. O yüzden işte zırh yapımında işte kurşun geçirmez yelek yapımında arkadaşlar grafen kullanılır. Dolayısıyla arkadaşlar bakın burası gerçekten önemli. Bunun tabi çok fazla özellikleri var ama ben burada temel özelliklerini aldım. Elmas ve grafit doğal allotroplardır. Fullören ve grafen yapaydır. Elmas ve grafitin işte temel özellikle işte bu işte elmasın her bir karbona 4 karbon bağlandığı. Grafitin işte altıgen tabakalar halinde olup arasında işte zayıf Van der Waals bağlarıyla ile elektrik ilettiğini bilmeniz gerekiyor. İşte fullerenin işte nanoteknolojide kullanıldığı, işte süper iletken olarak kullanıldığını, işte yine top, tüp, çubuk şeklinde olabildiğini. grafen de yine yani arkadaşlar bakın çelikten çok daha sert fakat çok daha esnek olduğu için işte zırh yapımında kullanıldığını bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yine bu grafenin de iki boyutlu düzlemsel bir yapıya sahip olduğunu bilmeniz önemlidir arkadaşlar diyelim ve bu kısmı geçelim. Şimdi Lewis formülleri kısmıyla devam ediyoruz. Tabi Lewis formüllerini 9. sınıfta görmüştünüz arkadaşlar kimya dersinde. Orada gördüğünüz hiçbir farkı yok. Aynısını aslında burada tekrar edeceğiz. Şimdi kovalent bağlı moleküllerin Lewis formülleriyle başlayalım isterseniz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Lewis elektron nokta yapısı. Bir atomun arkadaşlar değerlik elektron sayısı kadar ki değerlik elektron sayısı son katmandaki elektron sayısı demektir. Noktanın atomun çevrelerine konulmasıyla çizilir arkadaşlar. Örneğin karbonunkini çizelim isterseniz. Karbon altı işte 2, 4. Değerlik elektron sayısı 4'tür. 4 tane nokta arkadaşlar. Önce birer birer olmak üzere. İşte şöyle 4 kenar olarak düşün. 4 kenarına birer birer yerleştirilir. İşte 1, 2, 3, 4. Buradaki tekli elektron sayısı kadar da hatta bağ yapar. Sonucuna ulaşıyoruz. İşte karbon 4 bağ yapar diyebiliriz. Örneğin arkadaşlar işte azot 7. İşte 2, 5. Değerlik elektron sayısı 5. 5 tane nokta arkadaşlar. Azotun çevresinde önce birer birer 1, 2, 3, 4. Örneğin 5. Şu ikililer arkadaşlar bakın çiftler bağ yapımına katılmaz. Şu tekliler kadar aslında bağ yapar. Azot 3 bağ yapar diyebilirsiniz. Karbon da yine 4 bağ yapar diyebilirsiniz. Örneğin arkadaşlar son olarak flor 9'u inceleyelim. İşte katman elektron dizilimi 2, 7. Değerlik elektron sayısı 7. Flora 7 tane nokta arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde yerleştirilir. Şu arkadaşlar bağ yapımına katılır. Bunlar ise arkadaşlar bağ yapımına katılmaz. Mesela arkadaşlar burada işte ortaklanmış, ortaklanmamış elektron çifti, elektronlar gibi kavramlar vardır. Onu bir molekül üzerinden inceleyelim isterseniz. Burada arkadaşlar N2 molekülünü inceleyelim. Şimdi arkadaşlar azotla azot arasında burada baktığınız zaman azot zaten 3 tane bağ yapacağını söylemiştik. Burada arkadaşlar şunlar bakın bağ yapımına katılmış elektronlar. Burada 3 tane kovalent bağ oluşmuş. Bunlar arkadaşlar bakın bağlayıcı, bağ yaptığı için bağlayıcı elektronlar denir. Çiftleri de bağlayıcı elektron çifti denir. Burada bakın 1 2 3 tane bağlayıcı elektron çifti vardır ya da Altı tane bağlayıcı elektron vardır. Bir diğer ifade de şu arkadaşlar, bakın bu elektronlar ortaklaşa kullanılarak burada kovalent bağ oluştu. Dolayısıyla bunlar ortaklanmış, ortaklaşa kullanıldığı için ortaklanmış elektron çifti denir bunlara. Bakın ortaklanmış elektron çifti. Burada 3 tane ortaklanmış elektron çifti ya da altı tane ortaklanmış elektron var diyebilirsiniz. Peki bunlar arkadaşlar, bunlar, bakın yan yana durduğu için bunu ortaklanmış olarak düşünmeyin asla. Bunlar herhangi başka bir atomla ortaklaşa kullanılmadı. Dolayısıyla bunlar ortaklanmamış elektron çifti olarak ifade edilir. Ve N2 molekülünde bir, iki tane ortaklanmamış elektron çifti ya da dört tane ortaklanmamış elektron bulunur diyebiliriz arkadaşlar. İki tane de örnek inceleyelim. Karbon tetraklor ve O2'yi inceleyelim isterseniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle merkez atom bulunur ve merkez atom bir molekülde en çok bağ yapan atomdur. Daha sonra diğer atomlar merkez atomun etrafına yerleştirilecek şekilde arkadaşlar yazılarak Lewis formülü çizilebilir. Burada karbon altı ile klor 17 arasındaki Lewis formülüne bakalım isterseniz. Karbon altı 1 eski 2 2s2 tabii ki 2 P2 olacak. Buraya 6 yazmışız. Şeklinde yazılabilir. Buradaki baş kuantum sayısındaki elektron sayıları yani 2 artı 2'den değerlik elektron sayısı 4 diyebiliriz. Klorda 1 s 2, 2 s 2, 2 p6, 3 s 2, 3 p5. En yüksek baş kuantum sayısındaki elektron sayısı yani 2 artı 5'den 7 diyebiliriz. Yani klorun çevresine 7 tane nokta konuluyor. Şöyle bakın klor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane tek olduğu için 1 bağ yapar. Karbon ise arkadaşlar 4 tane olacak. 4 bağ yapacak. Dolayısıyla arasında şöyle bir yapı oluşacak arkadaşlar. Karbon tetraklorür. Burada merkez atom karbon. Bağlayıcı elektron çifti sayısı 4. Bakın. 1 2 3 4. Bakın bağlayıcı dediğimiz gibi ortaklanmış elektron çifti sayısı da 4. Bakın çifti dediği için 4. Bağlayıcı elektron sayısı deseydi 8 diyecektik veya ortaklanmış elektron sayısı deseydi 8 diyecektik. Ortaklanmamış yani bağ yapımına katılmamış elektron çifti sayısı bakın 1 2 3 6, 9, 12 tane. Ortaklanmamış elektron sayısı deseydi oraya da 24 diyecektik. O2 molekülünü de inceleyelim arkadaşlar. Oksijen 8'in elektron dizilimi işte 1s2, 2s2, işte 2p4 şeklinde buraya s yazmışız. Burada 2 artı 4'ten arkadaşlar ne olacak? Değerlik elektron sayısı 6. Dolayısıyla arkadaşlar oksijenin tek bir atom için 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde yazılabilir. Dolayısıyla buradan 2 tane bağ yapacağını görebilirsiniz. Burada 4 tane de ortaklanmamış olarak kalacak. Dolayısıyla oksijenler arasında arkadaşlar 1, 2 tane bağ olur. Bunlar ise arkadaşlar bağ yapımına katılmaz. Dolayısıyla arkadaşlar burada bakın 2 tane ortaklanmış yani bağlayıcı elektron çifti vardır. Ortaklanmış bağlayıcı elektron çifti sayısı 2. Ama direkt elektron sayısı bak çiftlemediği zaman 4. Çiftlemediği zaman çünkü bakın 1 2 3 4 tane elektron burada ortaklanmış. Çift ise 2 tane. Bakın 1 2 3 4 tane de ortaklanmamış elektron çifti var. Ama toplam ortaklanmamış olan 8 elektron var. Burası da çok önemlidir arkadaşlar. Dikkat etmeniz gerek Aynı zamanda TET içinde bu soru tarzı gelebilir. TET içinde arkadaşlar bu işte çifti demesi ya da doğrudan elektron sayısı demesine ortaklanmış, ortaklanmamış bu kısımlara dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Geçtim burayı. Şimdi arkadaşlar biz ikinci periyot elementlerin hidrojenle oluşturduğu bileşiklerin Lewis formüllerini aslında tek tek inceleyeceğiz. Şurada önden bir bakalım arkadaşlar. Sonra tek tek inceleyeceğiz. İkinci periyot elementleri arkadaşlar bildiğiniz gibi lityum, berilyum, bor, karbon, azot, oksijen ve flor. Tabii neon da var ama neon hidrojenle bağ yapmadığı için yani neon soy gazı olduğu için bağ yapmadığı için tabii neonu incelemiyoruz. Lityum hidrojenle lityum hidrür, işte berilyum hidrür, işte BH3 yapısı, CH4, işte NH3, H2O ve HV yapısı. Bunları tek tek inceleyeceğiz arkadaşlar. İşte buradaki bağ açıları, işte molekül yapısı, işte hibritleşme türü gibi kısımları ilerleyen kısımda tek tek inceleyeceğiz arkadaşlar. Geçtim şimdilik burayı. Hibritleşme ile devam ediyoruz arkadaşlar ve gerçekten son derece önemli bir kısım hibritleşme. Bir diğer ismi de melezleşmedir ki melezleşmeyi biyoloji dersinde görmüşsünüzdür. İşte farklı türlerin birleşerek oluşturduğu yeni türü arkadaşlar melez tür denir. Aslında buradaki durum da aynıdır. Farklı enerji düzeyinde bulunan orbitallerin etkileşerek aynı enerji düzeyine sahip özdeş yeni orbitallere dönüşmesine arkadaşlar aslında hibritleşme denir. Bu oluşan orbitallere de hibrit orbital denir. Yani örneğin bizim bildiğiniz gibi 4 tane orbitalimiz var. S, P, D ve F olmak üzere. S ve P orbitalleri örtüştü ve yeni bir tür açığa çıktı. İşte arkadaşlar bu yeni açığa çıkan tür ne S'dir ne P'dir. Yeni bir hibrit orbitaldir arkadaşlar. Biz burada bu hibritleşmeleri inceleyeceğiz. Zaten biz 3 tür hibritleşmeyi inceleyeceğiz ve sadece S ve P arasındaki hibritleşmeleri inceleyeceğiz. Diğer hibritleşmelere bakmayacağız. Şimdi arkadaşlar bir atom yarı dolu orbital sayısı kadar kovalent bağ yapar. O zaman karbonu inceleyecek olursak karbon 6 işte 1s2, 2s2, 2p2. İşte 1s'deki orbitali tam dolu. 2s'deki orbitali tam dolu. 2p'deki 3 orbitalinden 2 tanesi yarı doludur. E o zaman buradaki bilgiden hareketle sanki karbon 2 bağ yapacakmış gibi bir sonuç doğuyor. Ama biz biliyoruz ki karbon 4 bağ yapar. O zaman nasıl oluyor? İşte arkadaşlar karbon aslında hibritleşerek 4 bağını tamamlıyor. Şimdi bunun arkadaşlar enerji diyagramı şeklinde bakacak olursak temel halde arkadaşlar bakın şuradaki değerlik elektronlarından bakalım. 2s orbitali tam dolu. İşte bunlar da 2p orbitali. Zaten artan enerji seviyesine göre elektronlar orbitallere doluyordu zaten. Şimdi arkadaşlar buradaki temel haldeki şu 2s'deki bir elektron arkadaşlar dışarıdan enerji alarak 2p orbitaline geçiyor. Ve arkadaşlar bu atom uyarılmış hale geçiyor. Hatta modern atom teorisi ünitesinden de bilirsiniz. Uyarılmış hali şöyle gösterebilirim. 1s2, 2s1, 2p3. Yani temel halden farklı bir düzen varsa zaten bu direkt uyarılmış hal diyebilirsiniz. Daha sonra bakın 2P'deki 3 tane orbital yarı dolu. 2S'deki orbital de yarı dolu. Bu iki tane orbital yani S ve P orbitalleri arkadaşlar örtüşerek ortak bir enerji seviyesine yani daha ortada bir enerji seviyesine çünkü 2P 2S'den daha yüksek enerjili ortak bir enerji seviyesine örtüşerek yeni orbitaller oluşuyor. Yani S ve P'nin örtüşmesinden yeni 4 tane orbital oluşuyor arkadaşlar. Ve bu orbitaller bir tane S, bir 3 tane de p katıldığı için bu orbitallere sp3 orbitalleri diyoruz. sp3 hibrit orbitalleri diyoruz. Yine 1s2 aynı şekilde duruyor arkadaşlar. Herhangi bir şekilde hibritleşmeye katılmadı. Dolayısıyla aslında bunun hibritleşmiş halinde şöyle yazıyoruz. Bakın bu gösterim görülür ama genelde karıştırılır. Bakın 1s2 aynen duruyor. Herhangi bir şekilde hibritleşmeye katılmadı. Ama artık karbon altıya gidip 2s2 ya da işte 2s1 2p3 şeklinde yazamam. Artık şu s ve p orbitalleri yok arkadaşlar. Bunlar hibritleşti ve yeni bir tür açığa çıktı aslında. O da SP3 hibrit orbitali. Gidip aslında biz şöyle de yapabilirdik. S ve P orbitallerin 1 s 3 P orbitalinin örtüşmesiyle işte A orbitali oluştu diye bir şey diyebilirdik. Mesela o zaman buraya şey yazmamız gerekirdi. İşte 2A üzeri 1. İşte 2A'da bir tane var. 2A üzeri 1. Ama böyle bir şey yazmıyoruz arkadaşlar. Burada biz 1 s 3 P örtüştüyse oluşan hibrit orbitalin ismine SP3 orbitali demişiz. O yüzden bakın yine bunlar tabii ikinci enerji seviyesinde sp3 hibrit orbitalleri bakın sp3 hibrit orbitalleri 4 tane 4 tane yazdım. Peki kaç tane elektron var bunlarda? Birer elektron var. Getirip şuraya da birer elektronu yazıyorum. Aslında gösterim bu. Yani karmaşık bir şey yok aslında arkadaşlar. Burada karbon altının hibritleşmiş halinin gösterimi aslında bu. Buradaki sp3 buradaki hibrit orbitalleri ifade ediyor. Şimdi biraz daha ayrıntılı inceleyelim arkadaşlar. Yine karbon altı 1s2, 2s2, 2p2. Bu temel hal arkadaşlar. Işte. Buradaki bir elektron bir enerji seviyesine geçti ve uyarıldı. Daha sonra arkadaşlar bakın buradaki S orbital ile tabi buradaki 1S hibritleşmeye katılmıyor. Değerlik elektronlar hibritleşmeye katılıyor. Buradaki 1S ile 3P hibritleşmeye katılarak bakın daha ortada bir enerji seviyesinde yeni hibrit orbitaller oluşuyor. Bakın bu türde aslında şöyle buradaki şekilde güzelce ifade ediyor aslında bunu. Bakın S böyle küresel şekildedir. P de arkadaşlar böyle kelebek ya da papyona benzetebilirsiniz. Bakın S ve P orbitalinin örtüşmesi sonucunda şöyle bir orbital oluşuyor arkadaşlar şu şekilde. Bunu ben örneğin arkadaşlar işte bu bowling salonlarındaki labutlara benzetiyorum aslında. Başka şeyleri de benzetebilirsiniz tabi. Labut şeklini al alıyor arkadaşlar ve bunlar aslında yeni bir tür. Ve biz buna SP3 diyoruz. SP3 hibrit orbitali. Ve burada bakın 4 tane SP3 hibrit orbitali oluşmuştur. Bu şekilde de gösterilir. SP3, 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 SP3. Daha sonra bu hibrit orbitalleri, bu yarı dolu orbitalleri, bakın yarı dolu orbital sayısı kadar bağ yapıyordu ya. Demek ki bu da 4 bağ yapacak bu karbon. Bakın buna tersten arkadaşlar 4 tane elektron girerek bu şekilde arkadaşlar hidrojenle CH4 bileşimi oluşturabilir. Tabi bunun arkadaşlar bu şekilde her seferinde hangi hibritleşmeyi yaptığını böyle bakmayacaksınız arkadaşlar. Aslında pratik olarak bu çok daha basit bir şekilde bulunur. O da şöyle. Gidip arkadaşlar hangi atomun hibritleşmesini arıyorsanız onun yaptığı bağ sayısına bakıyorsunuz ve tekli bağlara bakıyorsunuz. Daha doğrusu sigma bağlarına bakıyorsunuz. Birazdan oraya da geleceğiz. Şu ilk bağlar arkadaşlar sigma bağlarıdır. Ve sigma bağının sayısı size P'nin kuvvetini verir. Kaç tane sigma bağı yapmış? 4 tane. O zaman SP3 hibritleşmesi yapmıştır diyorsunuz. Bu kadar. Hidrojen hangi hibritleşme yapmıştır diye sorarsa tek bağ yapmışsa hibritleşme yapmamıştır. Yani tek bağda hibritleşmeden bahsedemiyoruz. Devam edelim. Bu kısmı bu pratik yola tekrardan değineceğim. Şimdi arkadaşlar hibritleşme eğer bir tane S bir tane P katılıyorsa SP. Bir tane S iki tane P katılıyorsa SP2. Bir tanesi 3 tane P katılıyorsa da SP3 hibritleşmesi oluşur. Bizim inceleyeceğimiz zaten arkadaşlar bu 3 türdür. Çok daha fazla hibritleşme türü var ama biz sadece SP, SP2 ve sp 3 inceleyeceğiz. Dediğim gibi pratik olarak sadece şuna bakıyorsunuz. Yaptığı sigma bağı sayısına 1 eksi P'nin kuvvetini verir. Bakın buradaki karbon 3 tane hidrojenle sigma bağı yapmış. Bir de burada 4. 1 eksi SP3. O zaman şuradaki karbon SP3. Buradaki karbon bakın 1, 2, 3 tane bağ yapmış. 1 eksi P'nin kuvvetini veriyor. Bakın sadece sigma bağlarını sayıyorsunuz. İkinci ve üçüncü bağlar zayıf pi bağıdır arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3. Bir eksi P'nin kuvvetini veriyor. Bu SP2 birleşmesi yapmış. Bakın buradaki karbon 1, 2, 3. Bir de hidrojenle yapmış 4. O zaman bir eksi P'nin kuvvetini veriyor. SP3. Aynı şekilde bu da yine SP3. Aynı şekilde bu da yine SP3 hibritleşmesi yapmıştır. Hidrojen hibritleşme yapmaz arkadaşlar. Yani tekli bağlarla olan atomlar hibritleşme yapmaz. Bakın buradaki karbon 1, 2, 3 bağ yapmış. 3 sigma bağ yapmış. 1 eksi P'nin kuvvetini veriyor. SP2. Bakın buradaki karbon 1, 2 bağ yapmış. Yani 2 tane sigma bağ yapmış. Diğerleri pi bağları. Onları saymıyoruz. Sadece sigma bağlarını sayıyoruz. 2'den 1 çıktı. P'nin kuvvetini verdi. Yani SP. Burada da yine bakın 1, 2, SP. 1, 2, SP diyebiliriz arkadaşlar. Geçtim. Tabi sigma ve pi bağlarından bahsettik arkadaşlar ama biraz daha ayrıntılı inceleyeceğiz aslında. Sigma ve pi bağları ve bu şekilde sembollerle gösteriliyor arkadaşlar. Şimdi bakın sigma bağı arkadaşlar iki atom orbitallerin ya da hibrit orbitalin uç uca örtüşmesiyle oluşur. Ve sigma bağı atomlar arasında oluşan ilk bağdır ve iki atom arasında sigma bağı yalnız bir tane oluşabilir arkadaşlar. Sigma bağı oluştuktan sonra pi bağı oluşabilir. İkinci ve üçüncü bağlar varsa tabii ki ikinci ve üçüncü bağlar pi bağıdır. Sigma bağı pi bağından daha kuvvettir. Yani pi bağına zayıf diyebiliriz arkadaşlar. Sigma bağı kuvvetlidir. Pi bağı ise arkadaşlar sadece ve sadece P ve P orbitallerinin yan yana örtüşmesiyle oluşur. Bakın burada ilk bağ her zaman sigma bağı. Bakın bir, bir, tane sigma bağı. İlk bağ sigma bağı, ikinci bağ pi bağı. Altta üstte olabilir o fark etmez. Bakın ilk bağlar sigma bağı, iki tane sigma bağı. Şurada ikinci ve üçüncü bağlar pi bağıdır. Dolayısıyla burada iki sigma, iki pi bağı var. Bakın ilk bağlar sigma bağı daima. Bir, iki, üç, dört, beş tane sigma bağı ve bir tane pi bağı. Bu arkadaşlar çok önemli. Size bir molekül verir, size kaç tane sigma bağı içerir, kaç tane pi bağı içerir diye doğrudan sorabilir. Siz de, siz de basitçe böyle bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sigma ve pi bağlarını biraz daha ayrıntılı inceleyelim isterseniz. Dediğimiz gibi arkadaşlar sigma bağı uç uca her türlü kombinasyonla oluşabilir aslında. SS uç uca örtüştü, sigma bağı. PP uç uca örtüştü, yine sigma bağı. S ile p örtüştü yine sigma bu. İşte sp3 sp3 örtüştü yine sigma bu. S sp3 örtüştü. İşte sp3 sp2 örtüştü. sp sp2, sp sp3 yani her türlü kombinasyon. Sadece uç ucu örtüşmesi burada önemli. Sigma bağı oluşur. Ancak pi bağı tek bir durumda oluşur arkadaşlar. P orbitallerinin yan yana örtüşmesiyle bakın p orbitalleri yan yana örtüşüyorsa burada pi bağı oluşur. Uç ucu örtüşmeyle sigma bağı oluşur her türlü kombinasyonda. Yan yana örtüşmeyle de arkadaşlar ki sadece P orbitallerinin yan yana örtüşmesiyle Pi bağı oluşuyor. Yani gidip hibrit orbitallerinin örtüşmesiyle Pi bağ oluşamaz arkadaşlar. Yani hibrit orbitallerin örtüşmesiyle zaten daima sigma bağı güçlü bağlar oluşur diyebiliriz. Geçtim. Bakın arkadaşlar C2H4 yapısını inceleyelim. Bakın arkadaşlar buradaki karbonu önce bulalım hangi hibritleşme yaptığını pratik olarak. 1, 2, 3 tane sigma bağı var o zaman SP2 hibritleşmesi yapmıştır. Buradaki karbon da yine aynı şekilde 1, 2, 3 tane var sp2 hibritleşmesi yapmış. Hidrojen arkadaşlar herhangi bir hibritleşme yapmamıştır. Hidrojen zaten 1s1 yani proton sayısı 1'dir. Orbital dizilimi 1s1'dir. Şöyle hidrojen 1. E 1s1 yani yalnızca s orbitali bulunuyor. Yalnızca s orbitali bulunur. Dolayısıyla arkadaşlar bakın şu bağ nasıl oluştu aslında? S orbitali ile sp2 hibrit orbitalin örtüşmesiyle oluştu buradaki sigma bağı. E bu bağ nasıl oluştu? Yine buradaki s ile sp2'nin örtüşmesi. E bu bağ yine s sp2 s sp2. Bak buradaki örneğin şu sigma bağı olsun. Bu nasıl oluştu? SP2 ile SP2'nin örtüşmesiyle oluştu. E, diğeri ise arkadaşlar pi bağıdır. O pp orbitallerinin yan yana örtüşmesiyle oluşur. Bakın bunu inceleyecek olursak yine karbon temel hal, uyarılmış hal. Burada ise arkadaşlar bakın bir tanesi hibritleşmeye katılmıyor. 1 s 2 p katıldığı için sp2, 3 tane sp2 hibrit orbitali oluşuyor. 3 tane sp2 or hibrit orbitali bakın burada. Birisi şu hidrojenle, birisi bu hidrojenle, birisi de burada karbonla arkadaşlar. Bu üç tane hibrit orbital. Burada sigma bağlarını oluşturuyor diyebiliriz arkadaşlar. Burada hibritleşmeye katılmayan p orbitali ise diğer karbondaki hibritleşmeye katılmayan p orbitaliyle örtüşerek, yan yana örtüşerek de pi bağını oluşturuyor diyebiliriz. Son olarak arkadaşlar C2H2 yapısı. Burada da arkadaşlar baktığımız zaman bakın bir iki tane sigma bağı var. SP hibritleşmesi. E bu da yine SP hibritleşmesi. Hidrojende ise arkadaşlar S orbiteli vardır sadece. Dolayısıyla buradaki bağlar bakın s s örtüşmesi. s s örtüşmesi. Bu da s p s örtüşmesiyle. Diğer bu pi bağları ise pp p orbitallerinin örtüşmesiyle oluşur. Yine karbon temel hal, uyarılmış hal. Burada ise arkadaşlar iki tane P orbiteli hibritleşmeye katılmaz. 1 s 1 p katıldığı için iki tane S-P hibriti orbiteli oluşur. Ve bunlar da arkadaşlar buradaki bağları yapar diyebiliriz. Geçtim. Arkadaşlar soruda size doğrudan bir molekülün sigma bağ sayısını sorabilir. Tabii ki bunu tek tek sayarak bulabilirsiniz ama kolay yoldan pratik olarak da sigma bağ sayısını bulabilirsiniz. Nasıl bulacaksınız? Molekül eğer ki arkadaşlar açık zincirli ise yani halkalı değilse doğrudan atom sayısının bir eksi size sigma bağ sayısını verir. Eğer halkalıysa da arkadaşlar doğrudan atom sayısı sigma bağ sayısını verecektir. Örnek olarak tabii size şöyle açık yapıyı verdi. Tek tek sayarak bulabilirsiniz. Bunda herhangi bir sorun yok. İlk bağlar arkadaşlar daima sigma bağıdır. İkinci ve üçüncü bağlar pi bağıdır. bu i̇şte burada 3 tane sigma burada 3, 4, karbonla karbon arasında 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 16, işte 18, 19, 21, 22, 23. Tabi bunu saymıyorsunuz arkadaşlar bu pi bağı. 24, 25 tane arkadaşlar burada sigma bağı olduğunu sayabilirsiniz. Ya da pratik olarak size bunun doğrudan kapalı formülünün verildiğini düşünecek olursak şöyle sayı bulalım hatta kapalı formülü. 1 karbon 3 de burada 4. 3 burada 7. 1 de burada 8. İşte karbon 8. İşte 3 kere 3 9 tane hidrojen. 9. İşte 6 da 15. 16. 2 tane de oksijen arkadaşlar. O 2. Bu bunun kapalı formülü. Direkt size bunu verdi bu şekilde. Ve size dedi ki kaç tane sigma bağı vardır. Direkt şuradaki atom sayılarını sayabilirsiniz. 8, 6, 16 daha 24. 2 daha 26. 1 eksiydi arkadaşlar. 25 lira diye direkt olarak söyleyebilirsiniz aslında. Yani böyle pratik olarak yapabileceğiniz gibi şöyle tek tek de sayabilirsiniz. Tabii ki pi bağını bulmada bir pratik yol yok. Pi bağı arkadaşlar direkt mesela burada bir tane pi bağı var sadece. Eğer halkalıysa doğrudan atom sayısı sigma bağı sayısını veriyor. Önce yine uzun yoldan yapalım. Mesela 1 2 3 4 5 tane karbon karbon bağı var. 5 7 9 11 13 14 Şu 15 şurayı C H 5'i açık bir şekilde yazalım. 15'te şu an Şöyle şurayı silelim. C2H5 işte karbon karbon. Şurada 3 tane bağ var. Şurada da yine 2 tane bağ var. 15'te 16, 17 18, 19, 20, 21 tane. 21. Tabi burada arkadaşlar bakın 2 karbon 3, 4, 5, 6, 7 tane karbon var. C7 h 14'tür bunun kapalı formülü. 14, 7 daha arkadaşlar direkt 21 diyebilirsiniz. Aynı şeyi bulursunuz. Yani düz zincirli atom sayısının 1 eksiği veriyor. Halkalı ise doğrudan atom sayısı size sigma bağ sayısını verir. Bu pratik yolda arkadaşlar isterseniz kullanabilirsiniz ama sayarak da yine bulabilirsiniz zaten. Geçtim. Son olarak arkadaşlar ve son derece önemli bir kısımdır. Molekül geometrisini inceleyerek bitireceğiz. Molekül tabi bitireceğiz derken yine baya bir şey var. İkinci periyot elementlerin hidrojenle oluşturduğu tüm bileşikleri tek tek inceleyeceğiz. Öncelikle arkadaşlar Vesper gösterimi. Vesper arkadaşlar İngilizce isminin kısaltmasıdır. İlk harfinin kısaltmasıdır. İşte Valance, Shell, Electron, Pair Repulsion gibi bir ismi var arkadaşlar. İlk harflerin kısaltması. Türkçesi Değerlik katman elektron çifti itme kuramı yani ismi böyle biraz karmaşık gibi duruyor ama esasında VSEPR gösterimi son derece basit arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar bir molekülün VSEPR gösterimini yapacaksınız. Öncelikle merkez atomu buluyorsunuz. Merkez atom en çok bu yapmış atomdur. Ona direkt A diyorsunuz. Her zaman A diyorsunuz arkadaşlar ne olursa olsun. Daha sonra bu merkez atoma bağlı olan atom ya da atom gruplarının kaç tane olduğunu buluyorsunuz. Örneğin burada mesela karbon merkez atom A dediniz. Kaç tane atom bağlı buna? 1 2 3 4 tane bağlı. Kaç tane bağlıysa onun yanına x, kaç tane bağlıysa altına o sayıyı yazıyorsunuz. 4x. O zaman bunun gösterimi AX4 şeklinde yazılır. Yani burada CH4'ün vesper gösterimi AX4'tür. Bu kadar. Eğer varsa arkadaşlar olmak zorunda değil. Varsa merkez atomun çevresindeki ortaklanmamış elektron çifti sayısı kadar bakın çifti sayısı kadar da E yazıyorsunuz. Mesela bir tane çift var E yazıyorsunuz sadece. Mesela NH3'ü inceleyelim. En merkez atom A yazdık. Kaç tane atom var burada bağlı olarak? 3 tane var. X3 merkez atomda bir tane ortaklanmamış elektron var. O zaman E yazıyorum. İki tane olsa E2 olacak. Yani iki tane çift olsaydı şöyle iki tane çift olsaydı örneğin burada olmazdı. E2 yazacaktım gibi arkadaşlar. Bu şekilde Vesper gösterimi gösterilebilir. Son olarak hatta bir de şu örneğe bakalım. Su molekülü arkadaşlar. OH2. Burada da arkadaşlar oksijen iki tane ortaklanmamış elektronu vardır. Bakın merkez atom oksijen. A şeklinde yazılır. İki tane atom bağlı. O zaman X2. Merkez atomunda ortaklanmış iki tane çift var. A 2, E 2 şeklinde arkadaşlar bunun vesper gösterimini gösterebilirsiniz. Geçtim. Şimdi ikinci periyot elementlerin hidrojenle oluşturduğu bileşikleri tek tek inceleyerek devam edelim. Şimdi lityum arkadaşlar. Lityum 3. işte 1 eski 2 s 1. Dolayısıyla lityum hidrojenle arkadaşlar. Lityum elektron verir. Hidrojen elektronları. Lityum hidrür. iyonik bağlı bileşik oluşur. Pek bir özelliği yok aslında bunun. Lityum hidrür doğrudan doğrusal yapıdadır. İşte polardır. Merkez atom olmadığı için arkadaşlar bir hibritleşmeden bahsetmiyoruz arkadaşlar burada. Berilyum arkadaşlar. Berilyum işte 1s2, 2s2. Buradaki bakın normalde bağ yapmaz gibi duruyor baktığımız zaman. Yarı dolu orbitali yok. Buradaki s orbitali arkadaşlar. Bir üst enerji seviyesine geçer. Uyarılır. Bu da s ve p örtüşerek sp hibrit orbitallerini oluşturur. Ve arkadaşlar her iki sp hibrit orbitaline birer elektron hidrojenler tarafından ters olarak girerek Burada arkadaşlar bakın kovalent bağlar oluşur. Bakın berilyum metal olmasına rağmen hidrojenle kovalent bağ oluşturuyor arkadaşlar. Çünkü elektronlar ortaklaşa kullanılıyor. Bakın berilyum hidrürde iki tane bağ var. Dolayısıyla iki tane sigma bağı var. 2'den bir çıktı. Dolayısıyla bu berilyum sp hibritleşmesi yapıyor. Sp hidrojende s var. Dolayısıyla buradaki bağ sp s örtüşmesiyle buradaki sigma bağ oluşur. Şu şekilde gösterebiliriz. Berilyum hidrür bileşiği arkadaşlar doğrusaldır. sp hibritleşmesi yapar burada berilyum. Doğrusal olduğu için bağ açısı 180 derecedir. Molekül apolardır. Bağlar ise polardır. Farklı türler olduğu için. Molekül ise simetrik olduğu için apolardır. Vesper gösterimde bakın. A, X2. Bu kadar arkadaşlar. Bu şekilde ifade edilebilir. Geçtim. Bora arkadaşlar. 1S2, 2S2, p 1 Bir tane yarı dolu orbitalleri var arkadaşlar. Burada buradaki S or bir tane S orbitali virüs enerji seviyesine çıkar. Daha sonra burada 1S ve 2P'nin katılmasıyla üç tane bir orbital oluşur. Buralara da hidrojen ters olarak girerek BH3 yapısı oluşur arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3 bir çıkar. SP2 birleşmesini buradan da görebilirsiniz. SP2 S örtüşmesi sonucunda burada bağlar oluşur. Tabi borda bilmeniz gereken şöyle bir özel bir durum var arkadaşlar ki modern atom teorisinde de bilirsiniz. Bor oktetini tamamlamıyor. Yani son yörüngesini 8 elektronu tamamlamıyor arkadaşlar. Yani burada oktet boşluğu vardır. Şimdi oluşan bu BH3 yapısı bakın burası önemli. Özellikle işte BH3, CH4, H2O'nun ve NH3'ün arkadaşlar molekül geometrisinin ismini bilmeniz gerekiyor. Bakın bu BH3 yapısının, bu geometrinin ismi arkadaşlar, bu molekül şeklinin ismi üçgen düzlemdir. Ya da düzlem üçgendir. Ya da üçgensel düzlem, düzlemsel üçgen denilebilir. Yani şuradaki yapı, tabii ki şurada elektronlar yok arkadaşlar. Şuradaki yapı üçgensel düzlemdir. Merkez atom burada sp2 hibritleşmesi yapıyor ve bağ açısı da arkadaşlar, bakın şöyle düşünün. Gerçekten de üçgensel düzlemde şöyle 120 derecelik bir açı şeklindedir arkadaşlar. 120, 120. 120 derece olarak düşünebilirsiniz. Vesper gösterimi tabii ki A, X3'tür arkadaşlar. Karbon arkadaşlar aslında ayrıntılı bir şekilde inceledik ilk kısımda. Tekrar bakacak olursak burada c CH4, işte C2H4 ve C2H2 bileşiklerini tekrardan şöyle bir bakalım isterseniz. ch 4 arkadaşlar karbon hidrojenle 4 tane sigma bağı yapıyor. Burada SP3 hibritleşmesi yapacak. Bakın bu geometrinin adı yani CH4 molekülünün geometrik yapısının ismi arkadaşlar düzgün yüzlüdür. Bakın bu önemli. Düzgün 400'lü. Bu karşınıza gelebilir. Buradaki bağ açısı arkadaşlar bunu iki boyutlu olarak düşünmeyin. Normalde birisi böyle bunun hidrojeni arkaya doğru, bunun öne doğru. Burada üç boyutlu bir sistem vardır. Ve burada karbon ve hidrojen arasındaki bağ açısı deneysel olarak ölçülmüştür. Bu değerde arkadaşlar 109,5 derecedir ve siz bu değeri bilmeniz gerekiyor. CH4'te arkadaşlar karbon ve hidrojen arasındaki bağ açısı 109,5 derecedir. Ve burada karbon hibritleşme türü SP3, Vesper gösterimi de AX4'tür. C2H4 yapısında arkadaşlar bakın karbon burada 3 tane sigma bağı yapmış. SP2 birleşmesi yapar dolayısıyla. Bu da SP2 birleşmesi yapar. Bunun molekül gömesi arkadaşlar aslında düşünce BH3 yapısına benzer. Dolayısıyla bunu o yüzden düzlem üçgen ya da üçgensel düzlem diyebilirsiniz C2H4 için. açısı burada 120 derecedir. düzlem üçgen olduğu için. Vesper gösterimi. Bakın burada Vesper gösterimi şöyle. Merkez atom karbon. Bakın 1, 2 burayı bir grup olarak değerlendiriyorsunuz. 3 tane grup bağlı. Dolayısıyla AX3'tür Vesper gösterimi. Molekülde apolardır. Zaten sadece karbon hidrojen varsa o direkt apolardır diyebilirsiniz. Ve C2H2 arkadaşlar son olarak zaten doğrusal bir şekli var arkadaşlar. 180 derece. Vesper gösterin bakın. Bir, iki tane grup var. AX2 şeklindedir. İşte karbon atomu burada SP hibritleşmesi yapmıştır diyebiliriz. Şimdi burada önemli olan bakın karbon düzgün 400'lü ve 109,5 derecelik açı CH4 yapısı. Bakın burada yine azotun hidrojenle oluşturduğu azot işte temel hali işte 1 s2, 2 s2, 2 s 2 p 3 Burada 3 tane yarı dolu orbitali var. Zaten 3 bağ yapıyor. Burada temel halden direkt hibritleşiyor aslında arkadaşlar bu şekilde. Ve NH3 yapısı arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi azot hidrojenle 3 tane bağ yapar ve ortaklanmamış bir tane elektron çifti var. Dolayısıyla VSEPR gösterimi AX3E şeklindedir. Ve arkadaşlar bunun molekül şekli gerçekten önemli. Bakın gerçekten de şu biraz daha öne doğrudur. Şuradaki hidrojenle yaptığı. Şu düşündüğümüz zaman arkadaşlar şöyle arkadan da şöyle birleştirince bir piramite benzer aslında. Şöyle bir piramite benziyor. Dolayısıyla bunun ismi de bundan hareketle piramite benzediği için üçgen piramit olarak ifade edilir arkadaşlar. NH3'ün yapısı üçgen piramittir. Merkez atom burada. Bakın burada da önemli. Tabi yaptığı sigma bağı sayısı 1, 2, 3 ama şuradaki ortaklanmamış elektronları da bir sigma bağı gibi düşünüyorsunuz. 4, 1 çıkarttım P'nin kuvvetini veriyor ve burada azot SP3 hibritleşmesi yapmıştır. Bakın burada bağ açısı da yine önemli. Buradaki bağ açısı 107 derecedir. Daha doğrusu 107.3 ama 107 olarak alınır. Bakın CH4 109 Bu 107. Molekülde arkadaşlar yine polardır diyebiliriz. Zaten merkez atomda ortaklanmış elektron var. Dolayısıyla molekül bu anlamda polardır. Ve arkadaşlar oksijen hidrojenle oluşturduğu bileşik yani H2O yani suyu inceleyelim. Oksijen arkadaşlar 1s2, 2s2, 2p4. iki tane yarı dolu orbitali var. Bu temel halden direkt hibritleşir arkadaşlar. Buradaki s orbitali ile 3p orbitali örtüşerek sp3 hibrit orbitallerini oluşturuyor. Direkt şöyle de görebilirsiniz. Bunu bakın 1, 2 tane sigma bağı var. Bunları da sigma bağı olarak düşünüyorsunuz. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 1-sp3 buradaki oksijenin hibritleşme türüdür. Bakın burada da arkadaşlar molekülün geometrisi şöyle ifade edilir. Kırık doğru olarak ifade edilir ya da bir diğer ismi de İkisi de karşınıza gelebilir. Suyun yani H2O'da mol, bağ açısı arkadaşlar aynı zamanda 104,5 derecedir. Ve bu değeri de yine bilmeniz gerekiyor. Bunlar deneysel değerlerdir. Bu Vesper gösteriminde A, X2, E2'dir arkadaşlar. A, X2, E2 diyebiliriz. Kırık doğru yani açısal diyebiliriz. Son olarak florun hidrojenle yaptığı bileşiği inceleyerek bu kısmı bitireceğiz aslında tamamen. Şimdi flora 1s2, 2s2, 2p5. Burada arkadaşlar bir tane yarı dolu orbital var. Burada hibritleşme yapmadan doğrudan hidrojen buraya katılıyor arkadaşlar. HF bileşiği oluşuyor. Çünkü tek bağ varsa arkadaşlar bir hibritleşme yok. Dolayısıyla bir vesper gösterimi de yoktur arkadaşlar diyebiliriz. Tabii ki HF florun elektronegatifliği daha yüksek olduğu için yani farklı atomlar olduğu için bu polar bir moleküldür. Çünkü simetrik değildir. İşte geometrisi de doğrusal ve aç, aradaki açı 180 derecedir arkadaşlar. Şimdi son bir kısmı da aslında bir gösterip arkadaşlar bu faslı kapatacağım. Şimdi arkadaşlar bu aslında konunun başında söylediğimiz isim neydi arkadaşlar? Değerlik katmanı elektron çifti itme kuramı. Yani arkadaşlar aslında mesela burada oksijenin buradaki değerlik elektronları buradaki değerlik katmanı elektron çifti burayı aslında itiyor bu bağları. Bunları ittiği için arkadaşlar aslında burada suyun yapısı böyle doğrusal değil. Dolayısıyla bu yüzden arasındaki bağ açısı 104,5 derece. Ve burada ne kadar çok ortaklanmış elektronlar varsa o kadar daralıyor aslında. Bakın oksijende 2 tane var 104.5. Azotta 1 tane var 107. Karbonda hiç yok 109.5. Yani bu 109.5, 107 ve 104.5'u düşünürken karıştırabilirsiniz. Yani oksijen arkadaşlar daha çok elektron olduğu için, daha çok ortaklanmış elektron olduğu için bu bağ daha küçüktür. Yani daha dardır arkadaşlar. Ne kadar çok elektron varsa o kadar çok azaltıyor aslında ortaklanmış elektron var şeklinde düşünebilirsiniz. Dediğim gibi su yani burada kırık doğru 104.5. NH3'teki üçgen piramit 107 derece ve CH4'teki düzgün 400'de 109,5 derece. Çok çok önemli arkadaşlar diyelim. Ve bu kısmı arkadaşlar karbon kimyasına girişi bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki kısımda organik kimyayı inceleyeceğiz arkadaşlar. Organik kimyada görüşmek üzere diyorum. Kolay gelsin. <laughs>